Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabındaki çokgenler konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD bir düzgün beşgen ve FBC bir eşkenar üçgen demiş. Arkadaşlar FBC eşkenar üçgen demiş. Hemen şunları koyalım. Ve bu düzgün beşgen olduğuna göre eşitleri de şöyle koyduğumuz zaman ne geldi arkadaşlar? Şurada bir ikiz kenarlık geldi. Düzgün beşgenin iç açısının artık 108 derece olduğunu biliyorsunuz. Ve eşkenar üçgen de zaten 60'ar er derece. E hocam şuradaki açı 60, 108 derece olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 48 kaldı. E burada da bir x kenarlık var. 180'den 48 çıkart. 132 2'ye böl. 66, 66 yapar. E hocam şu açıda toplamda x artı 66 artı 60'ın toplamda 180 yapması lazım. Doğru açıdan dolayı. Buradan da x'ine gelir arkadaşım. 54 derece gelir. Yani cevap edremit oldu. Şekil 1'de düzgün beşgen biçiminde karton köşegeni boyunca kesilip köşegeni boyunca makasla kesilip şekil gidip gibi yapıştırılıyor. Eyvallah. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir eski halini geri getirelim. Şu kesilmeden önce şuradaydı. B2 işimize yarar. b yaramaz bilmiyoruz. Düzgün beşgen ya bu. Şöyle şöyle eşitleri bir koyalım arkadaşlar. E hocam sen bunu aldın buraya getirdin. Bak bunun iki kenar çift çizgi. E burası da çift çizgi. E olay bitti o zaman. Niye? Düzgün beşgenin bir iç açının 108 derece olduğunu biliyoruz. Hocam burası 108 derece. E zaten bak burası da 108'di. Burası da 108. 108, 108, 216. 360'tan 216 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 144 kalıyor. Burası 144 yaptı. E 144. Bakın burada da bir x kenarlık var. x ise burası da x. 2x artı 144 eşittir. 180 olduğundan dolayı 2x buradan 36 olacağından x de buradan kaç çıkıyor gençler? 18 çıkıyor. Yani cevabımız Cihan oldu. En kenarlı bir çokgenin iç açılarını ölçülür. Toplamı en eksik 2 çarpı 180 derece ile bulunur diye bul söylüyor arkadaşlar bize. Ama biz genelde dış açılardan gitmeyi tercih ediyoruz ama neyse buradan iç açıdan gideceğiz galiba. Buraya A A buraya B B dış açılardan gidersen beni baya bir yoracak arkadaşlar. E ben burada A artı B'yi bulursam X'i de bulurum arkadaşım. Tamam bulmaya çalışalım. Arkadaşlar iç açılar ölçüleri toplamı bakın kaçken bu? 1, 2, 3, 4, 5ken. 5 5 eksi 2 çarpı 180. Yani 3 çarpı 180 neye eşit arkadaşlar? 2 A var. 2 B var. 125, 85 daha 210 artı 90 daha 300 yaptı. 300 olacaktır arkadaşlar. Bir daha bakalım şuna. 125, 85 daha 210. Bir de 90 var arkadaşlar. 300 yaptı. E bu kaç yaptı? 540 yaptı. Attık 540'tan 300 çıkınca e, 540'dan 540'tan 300 çıkınca 240 kaldı. 2A artı 2B eşittir 240 kaldıysa A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 120 derece olarak bulduk. E A artı B'yi nerede kullanabilirim? Hocam şurada kullanabilirim işte. Kullanayım. Şuraya bir Y diyecek olursam Y artı A artı B artı 90 da eşittir 360 değil mi? Dörtgen olduğundan dolayı arkadaşlar bu. E A artı B'yi ben biliyorum. 120. 120 90 daha 210. 360'tan 210 çıkınca 150 derece yapar. Y 150 ise X de kaç derece yapar? 30 derece yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Şekil 1'deki düzgün beşgen biçimindeki karton simetri ekseni boyunca kesilip iki parçaya bölünüyor. Evet iki parçaya bölünmüş arkadaşlar. Bu daha sonra sağdaki parça düzgün beşgenin bir kenarı kadar yukarı öteleniyor. Arkadaşlar düzgün beşgenin bir kenarına şöyle bir çift çizgi diyecek olursam. Ya e, hatta şöyle diyelim. Bu ne? Simetri ekseni. Simetri ekseni olduğu için iki eş parçaya böldüm. Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hatta 108'i de iki eş parçaya bölecek. 54 54 olacak. Hocam burası 54. Burası da 54. Bu bir kenarı kadar yukarı şey yaptı. Bir kenar çift çizgi değil miydi? Evet bir kenarı çift çizgiydi. Zaten bak burası çift çizgi. Bir kenarı kadar yukarı gidince hocam burası da çift çizgi oldu. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E hocam zaten bakın bir de buranın 108 derece olduğunu da biliyoruz. İki iç açının toplamı bunlar birbirine eşit. İkiz kenarı çıktığından dolayı. iki iç açının toplamı bir dış açı yani 54'e eşit. Bunlar da 27. 27 olacaktır. E 27, 108 ve alfanın toplamı. Alfa, 108 ve 27'nin toplamı 180 yapacağından. Şu ikisi 135 yapacağından Alfa 180 eksi 135'ten kaç derece gelir arkadaşlar? 45 derece gelir. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Satranç oyunda at L harfine benzer hareket eder. Ben biliyorum satranç oynadığı için. Mesela at buradaysa hocam şöyle gelir. Ya da hocam böyle gelir diye biliyorum. Ya da şöyle şöyle gelir. Şuraya doğru gelir arkadaşlar. Ama dur bakalım burada açıklamış mı bilmeyen arkadaşlar için. İki kare yukarı veya aşağı sonra da bir kare sağa veya sola. Bakın iki kare yukarı veya aşağı. Hadi yukarı gittiğini düşünelim. Sonra da bir kare sağ diyor. Veya sola. O zaman şuraya da gelebilir buraya da gelebilir. Aşağı gittiğinde de iki kare aşağı gittiğinde de buraya bir kare bir kare. Yani ikiye bir şeklinde gidecek. Ya da diyor ki parantez içinde bir kare yukarı veya aşağı sonra da iki kare sağa veya sola şeklinde de olabilir. Yani hocam şu şekilde de olabilir. Bir kare yukarı gittiğinde iki sağa gidebilir bir kare yukarı gittiğinde iki sola gidebilir. Ya da bir kare aşağı geldiğinde iki sağa iki sola da şu şekilde gidebilir. O zaman bizim eleman nerelere gitmiş oluyor arkadaşlar? Tam olarak atımız buralara bir yerlere gitmiş oluyor. Kaç tane şey oldu arkadaşlar burada? Sanırım 8 tane şey oldu. E ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? Gittiği bölgeleri hesapladık. Yukarıdaki şekilde bir kenar iki birim olan kareli zeminde atın hareket edebileceği karelerin ağırlık merkezleri ardışık birleştirildiğinde. Gençler ardışık birleştirelim bakalım şuraya. Ağırlık merkezlerini birleştirdim. Hocam şuraya geldi. Hocam buraya geldi. Hocam şuraya geldi. Hop şöyle birleştirdiğin zaman ağırlık merkezlerini. E, bizden bu kapalı şeklin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada olayı bitiririz artık. İsterseniz bunları ayrı ayrı bulabilirsiniz. Ya da hocam şunu şöyle çizip bunu böyle çizip ya da şunu çizdiniz, şunu çizdiniz. İşimiz daha da kolay olur. Bakın şöyle belir, belirtirsek daha da kolay olacak. Şunların alan alanlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz. Hocam burası iki birim olduğu için bir kenar. Ee, o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şurası bir birim, burası iki birim. Hocam burası da bir birim, burası da iki birim, burası da bir birim, bir birim, iki birim şeklinde oldu mu oldu? Bir, iki, pardon. Şurası bir, şurası da bir, şurası da bir, iki, bir, 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 bir şeklinde oldu arkadaşlar. E, tamam her şeyi bulduk. Hocam köşedeki üçgenlerin alanlarına bakacağım artı yani burası ne? 3. Burası ne? 3. Burası da 1'e şurayı 2 dedim değil mi ben yanlış demişim? Şurası 1 olacak arkadaşlar tam ortada kalıyor ya. Şurası 2 olacak. Şurası 1, burası da 1. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Şuraya da ben 2 demişim. Niye 2 dediysem burasına? Şurası 1 bir birimse burası da 1 bir birim. Aynı şekilde 1 bir birimse 1 bir birim arkadaşlar. Üçgenlerin alanları bak hep 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane köşe olduğu için 4 tane var. Artı. Sonra hocam şurası 2 birim. Burası 1 birim. Burası 1 birim. Yani toplamda 4 birim oldu. Hocam burası 2 çarpı 4. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 4'ten kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Bir daha artı. Şu ortadaki kaldı. E ortadaki de belli zaten arkadaşlar. Burası kaç birim? 4 birim. Şurası da 4 birim. 4'e 4'lük bir kare yaptı. Yani 4 çarp 4'lük bir kare. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 4 kere 2 8 artı 16 32 artı 4 kere 4 16. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 56 yapıyor. Cevabımız böylelikle 56 oldu. Daha farklı şekillerde de tabii ki bulabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda en uzun köşegenleri çakışık ve kenarları birbirine paralel olan iç içe geçmiş düzgün altıgenler verilmiştir. Evet en uzun köşegen şu değil mi arkadaşlar? Küçükte. E büyükte de en uzun köşegen bu değil mi? Evet. E bunlar çakışıkmış. E aynı şekilde en uzun köşegen. Aynı şekilde en uzun köşegen bu değil mi arkadaşlar? Evet. Bunlar çakışık. E o zaman hocam Şuradaki alanların hepsi birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Burası A. Burası A. Burası A. Burası A. Burası A. Burası A. Burası A diyebiliriz. Hatta şurası B iken. Burası A artı B iken. E hocam burası da A artı B olacak. Yani burası da B. Burası da B. Burası da B. Burası da B. Burası da B olacak mı? Olacak. Peki bir şey demiş bana. Dıştaki düzgün altıgenin alanı boyalı bölgenin 9 katıdır. Ha, burası 9 bmiş arkadaşlar. Boyalı bölge B ise. Bir, e, burada 6B var. Yani 9B alın ne eşit o zaman arkadaşlar? 6B 6 artı A'yı mı eşit? 6B artı 6 A'ya eşitse buradan 3B eşittir 6A olursa B de buradan ne eşit oldu? 2 aya eşit oldu. Yani B alanı 2A bulduk arkadaşlar. Ya da şuradaki B alanı 2A bulduk. Buna göre diyor dıştaki düzgün altıgenin kenar uzunluğu içteki altıgenin kenar uzunluğunun kaç katıdır? Arkadaşlar alanlar ilişkisi var. Şunlar da birbirine paralel mi? Paralel. Ya da eşkenar üçgenleri kıyaslayabilirsiniz. Eşkenar üçgen alanı A büyük alanı kaç A? 3A. Bu eşkenar üçgenin bir kenarına X dersem şuraya X dersem bir kenarı X büyük eşkenar üçgenin bir kenarına da Y diyeyim. Eşkenar üçgenlerin hepsi benzer değil midir? Açı açı açıdan. Bütün açılar atmış olduğu için. Evet. Benzerlik oranı ne yaptı? X bölü Y yaptı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Alanlar oranı A bölü 3 A diye mi? A aynen öyle. A bölü aslında e, A artı B'de B de B'yi 2 aldık ya 3 A yaptı. Her iki tarafın kare alırsam X bölü Y de buradan neye eşit oldu? 1 bölü kök eşit oldu. Yani burası X 1 iken Y kök 3 olacak arkadaşlar. Yani X K iken Y kök 3 K olacak arkadaşlar. E burada İçteki düzgün altıgenin kenar uzunluğunun kaç katıdır? Yani şu kök 3K, K'nın kaç katıdır diye soruluyor. Kaç katı oluyor arkadaşlar? Kök 3 katı oluyor. Cevabımız böylelikle Denizli çıktı. Aşağıda eş kare ve eş düzgün altıgenler kullanılarak bir düzgün engen elde ediliyor. Evet eş kare ve eş altıgenler kullanılmış arkadaşlar. Bu da göre oluşturulan düzgün engen için kaç düzgün altıgen kullanılmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle ben burada düzgün çokgen elde etmişim değil mi? Bakın karenin bir kenarıyla düzgün altıgenin bir kenarı aynı. Hocam bak düzgün çokgenin bir kenarı burası. Bir kenarı burası. Bir kenarı burası. Bir kenarı burası. Ben ne yapacağım burada? Düzgün çokgenin kenar sayısını bulacağım. Nereye yoğunlaşacağım? Dış açıya. Öncelikle iç açısı kaç derece arkadaşlar burası? 90 derece. Şurası kaç derece? 120 derece. E ee, Bana bunun dış açısı lazımsa? Haydi dış açıya yoğunlaşayım bakayım. Hocam şunun dış açısı hop şöyle uzatırsam. Şuradaki açısı bu düzgün çokgenin dış açısıdır. E, hocam burası 120 idi, buraya 60 kaldı. O zaman burası kaç kaldı? 30. Bakın 30 derece dış açısı yaptı. 360 bölü 30 bana kenar sayısını verir. Yani bu 12 gen oldu. E, 12 gen olduysa kaç tane kullanmışımdır arkadaşlar? Bakın bir kenar için bu düzgün çokgenin bakın görüyor musunuz? Bir kenarı için altıgen kullandıysam diğer kenarı için kare kullanmışım, sonra diğer kenar için altıgen kullanmışım böyle gitmişim. Yani e, her iki kenarda bir altıgen kullanmış oluyorum. 12 gen çıktıysa 12 bölü 2 kaç altı kenarında altıgen kullanmış olurum. Bizden de kaç tane düzgün altıgen kullanılmıştır diye soruluyor. Yani cevabımız Cihan oldu. ABCDF düzgün altıgeninde KB doğrusal diye verilmiş arkadaşlar bize. Eyvallah. Yukarıda verilenlere göre KL kaçtır? Arkadaşlar 45 derece var. Bir kere ben bu 45'in mantığını kullanmak zorundayım. Hocam Şurada 60 derece var ya ben bir dik çizsem kardeşim sen burayı biliyor musun? Hayır. Burayı biliyor musun? Hayır. E niye dik çiziyorsun o zaman? Değil mi? O zaman buradaki dik ol çizmeyle olmaz. E hocam burada 45'i ben nasıl kullanabilirim? Şuradan dik çizsem. Aa şu kenara bilmiyorsun. Maalesef. E hocam 45'in mantığını kullanmam lazım. Nasıl şey yapacağım? İşte bu. Hocam bunu biliyor muyum ben bunu uzunluk olarak? Bilmiyorsun ama bulabilirsin. Kardeşim şu uzunluk aynı zamanda şu uzunluğa eşit değil mi? Eşit. Niye? Hocam burası 120 derece. Bunlar da 30-30 olduğundan dolayı burası 90 oldu. Dik dörtgen oldu burası. E burada ne var? Şuranın kök 6 ve kök 6 olduğunu biliyorsun. Kök 6 kök 6. Burası kök 3 katı kök 18 oldu. O zaman burası da kök 18 olacak. A 45-90-45 üçgeninden. Burası kök 18 ise burası da kök 18'dir. Burası da kaç yapacaktır? Kök 18'in kök 2 katı yapacaktır. Yani kök 36 yapar. Kök 36'da neye eşittir arkadaşım? 6'ya eşittir. Yani bakın üçgenleri kullanma mantığı. Özel açı mantığını burada bile kullanıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ve çoğunlukta da zaten kullanacağız da. Cevabımız denizli çıktı. Aşağıdaki şekil 6 altı, düzgün altıgenin boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması sonucu oluşturulmuştur. Şekildeki mavi çizginin uzunluğu 2 kök 13 Arkadaşlar mavi çizgiye uzunluğu verilmiş. Buna karşılık dik getireceğim. 90 dereceye karşılık getireceğim. E altıgende bizim için köşegenler önemli arkadaşlar. Hatta bak şuraya bir çizeyim altıgen isterseniz. Ben buraya bir altıgen çizsem köşegen gerçekten benim için çok önemli. Ya yapıyoruz ve kullanıyoruz. Ya bu köşegen mesela simetri eksendir. En uzun köşegendir. Benimkine göre simetri olmadı ama neyse. Ya da bu köşegen simetri eksendir. Ya da hocam bu köşegen yine önemlidir. Niye? Bu köşegen çizdiğin zaman burası 120 olduğu için burası 30-30 ve burası 90 derece oldu. Yani ben bunu kullanmak istiyorsam, bulmak istiyorsam buna karşı 90 derece getirmeliyim. 90 derece için mesela en uzun köşegeni kullanamam ama bakın neyi kullanabilirim gençler? Şunu kullanabilirim. Hop şunu çizsem hatta devamını getirsem 90 dereceye karşılık geldi mi? Geldi. Şuraya A dersem A A ise A 3 hocam burası. Hocam A A ise 30 30 20'den dolayı A kök ve burası da 30 olduğundan dolayı burası 90 oldu. Burası da Pisagor bağıntısını kullanabilirim. Özellikle 90 derece lazımsa şu köşegen gerçekten ama gerçekten önemli. E burada bana şurayı 2 kök 13 diye vermişler. Hadi bakalım şurası 2 kök 13 ise. Şimdi kardeşim 2 kök 13'ün karesi. 2 kök 13'ün karesi neye eşittir? Hocam burası A ve burası da 2 kök 3 A. A'nın karesi artı 2 kök 3 A'nın karesine eşittir. Bu 52 yaptı eşittir. A kare artı 4 kere 3 12 12 a kare yaptı. 13 a kare 52 ise 52 eşittir 13 a kare ise a kare buradan 4 yaptı. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Evet. A 2 çıktı. bir kenar 2 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buna karşı bir 90 derece getireceğiz. Nasıl getirirsin? E hocam 90 derece getirmek demek. Hop şuradan dik çizince bak. Şurası dik. E hocam bunun da devamını getiririm. Bak burası da dik. Ama hocam şuradaki parça e o zaman burada da şunu çizip şunun devamını getirirsek arkadaşlar 90 dereceye oluştu mu? Oluştu. Niye? Şunlar hep 90'ar derece. Şununla şu paralel olduğu için yöndeşlikten 90 oldu burası. 2 2 ise 2 kök 3 burası. 2 kök 3 burası. E hocam burası 2 ya. Burası da e, en uzun köşegen simetriksel 60. Burası 30. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3 yaptı. E hocam burası 2 olduğundan dolayı en uzun köşegen bir kenarın 2 katı 4 olacak. O zaman buraya da 3 kaldı. Ve burada Pisagor. Yani bir kenar 3. Değil mi? Bir kenar 2, 4, 5 kök 3. Yani şuraya da x diyecek olursam. X'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 3'ün karesi artı 5 kök 3'ün karesine eşittir. X kare de buradan 9 artı 75'e eşit olacaktır. 75 artı 9 84 yaptı. X kare 84 ise x de buradan kök 84. 4 çarpı 21 mi yapıyor? Evet bu da 2 kök 21 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Evet düzgün altıgen düzgün beşgen kare verilmiş arkadaşlar. Kareden dolayı şu kenarlar eşit midir? Eşittir. Düzgün beşgenden dolayı bu kenarlar eşit midir? Eşittir. Hocam düzgün altıgenden dolayı bu kenarlar eşit midir? Eşittir. Bak x kenarlıklar çıktı şurada. X kenar falan çıktı görüyorsunuz. E şimdi bu kare köşegeni olduğu için hocam burası 45 45 oldu mu oldu? Sonra başka ne yapacağız? Burası 45, burası da 45 oldu. Hocam burası 90'sa bak 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 buraya 18 derece kaldı. Niye? Çünkü şu açının tamamı 108. Bu açının tamamı 108 ise 90'ı buradaysa buraya 18 kaldı. Hocam bu açının tamamı da 120 olduğundan burası 108 ise buraya da kaç derece kaldı? 12 derece kaldı arkadaşlar. E o zaman olay bitti. Bakın x'i bulmak istiyorsam ben bu açıyı buldum. Bir de bu açıyı bulursam olay bitecek. Bakın bu x kenar. Şu x kenar üç kenar tepe açısı 12. 180'den 12 çıkartıp 2'ye bölsem. 168 bölü 2 84 çıkıyor galiba değil mi? 84 oldu. Hocam burası da 84 burası da 84 oldu. 84 ise burası da kaç oldu o zaman? 96 oldu. Ya da 84 dursun diyeceğim ama neyse hiç kafayı karıştırmayayım. 2 iç açı 1 dış açı diyecektim ama Neyse 96 dedik. Hocam x 96 ve şu açı. 45 artı 18 kaç yapıyor arkadaşlar? 50 63 mi yapıyor? Evet. x artı 96 artı 63 de eşittir 180 olacağından. Şurası kaç yaptı? 159 yaptı. 180'den 159 çıkınca x de buradan kaç geliyor arkadaşlar? 21 derece geliyor. Yani cevabımız böylelikle akçay yaptı gençler. F. düzgün bir altıgen ve şu bir kare. E bu bir kare olduğundan dolayı hocam burası 45 derece burası da 45 derece. Sonra ne yapacağız? Burası 90 derece. DT bölü TC isteniliyor arkadaşlar bizden. Oran isteniliyor. Ee, oran isteniliyor olan isteniliyor. Şurası bölü şurası isteniliyor. Ne yapacağız acaba? Ya şu yoldan yapabilirim aslında ben. Şurası 30 dersem 30 zaten burası 90 30. E hocam burası 120 ya. 120 30 30 devamı tam buraya denk gelir. Devamı tam buraya denk gelir. Ama işlem kalabalığı olacak sanki burada? 120 30 burası da 30. Başka 45 90 sa burası da 45. Burası da 45. He. Hocam 30'a 45'ten şuradan bir dik çizip bir şeyler bulabilirim ama sonra buraya nasıl geçiş yapacağım? He. Şunu da çizdiğim zaman kareye ikiz kenar 75 yapıyor. Burası da 75 yapıyor. Buraya 45 derece kaldı. Buraya da 60 derece kaldı. Burada da bir dik çizip buraya geçiş yapabilirim. Öncelikle şuradan dik çizip şu kenardan buraya geçiş, sonra bu kenardan da buraya geçiş yapabilirim aslında ama valla uzun bir yol oluyor arkadaşlar. Bunun daha kolay bir yolu vardır. Daha kolay bir yolu vardır. Sileyim hemen. Hemen siliyorum. Daha kolay bir yol düşünüyorum. Düzgün altıgende bizim için önemli olan noktalar nelerdi? He. Aa. Köşegen çizsek acaba nasıl olur arkadaşlar? Bizden de şuradaki oran isteniyor. Hatta ona ait bir üçgen oluştursam. Hocam bak bu köşegen önemli dedim bir önceki sorularda. Bak bu köşegen de önemli dedim. Bakalım açılıyla yazalım bakalım. Güzel bir şey gelecek mi? En azından üçgen oluşuyor. DT bölü isteniyor. Hocam burası 30. Çünkü 120 derece olduğundan dolayı. E hocam kare olduğundan dolayı karenin köşegen olduğundan dolayı buraya 15 kaldı. E hocam bu da düzgün altıgen olduğu için yani simetrik sen olduğu için 60'a 60 olacak. E hocam buraya da 15 kaldı. Tamam olay bitti arkadaşlar. Daha kolay çıktı gerçekten. Şu üçgende ne var? Bakın bu üçgende açıortaylık var. E o zaman ben bir kenara AA diyecek olursam. AA ise burası A köküse. Hocam bir kenara A iken en uzun köşegende 2A değil midir? Evet. Bakın kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Koldaki oran 2 bölü köküç değil mi? Evet. Burası 2K iken burası da köküç K değil midir arkadaşlar? Ya da K köküç değil midir? Çünkü koldaki oran tabanda olacak arkadaşım. E bizden DT 2K bölü TC 2K bölü K kök 3 isteniliyor. 2 bölü kök 3 yapar cevabımız. Yani kök 3 eşleniyle çarparsak çok da kolay bir şekilde sonuca ulaşmış oluruz. 2 kök 3 bölü 3. Evet altıgende köşegenlerin ne kadar önemli olduğunun farkına vardınız mı arkadaşlar? Aslına baktığınız zaman soru çok kolay bir soru. Ama hepiniz buraya geldiniz değil mi bu soru için? Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Bazen halinizi hatırınızı sormak istiyorum böyle. Toplu halde yakalamışken soruyorum bu arada. Neyse gençler. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 2 kök 3 bölü 3 çıktı. Yani Ceyhan çıktı arkadaşlar.